Mimar Sinan'ın büyük aşkı Mihrimah Sultan Bir büyük cihan devletinin baş mimarı olan Sinan, askeri, politik ve ekonomik gücünün de zirvede olduğu 16. yüzyılda dünyanın merkezi olan İstanbul'da birbirinden çarpıcı eserler inşa etmiştir. Osmanlı mimarisinin klasik çağını simgeleyen Sinan, bu dönemde büyük külliyeleriyle özgün cami tasarımlarını hayata geçirmiştir. Sinan'ın Şehzade Camisi'nden sonra tasarladığı Süleymaniye, içerdiği farklı işlevli yapıları topluluğu olarak Türk mimarlığın tarihinde en büyük ve en geniş kapsamlı külliyesi sayılır. Öldüğü zaman Sinan'ın ünü artık bütün imparatorluğun sınırlarını aşmıştı. Sinan yaşadığı çağa sığmamış ve ölümsüz bir hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren büyük şöhrete kavuşan Sinan'ın hayatı ve yaptığı işler, halk arasında hikayelere, rivayetlere konu olmuş. Daha sonraları bu hikaye ve rivayetler efsanelere dönüşmüştür. Adeta bir destan kahramanı kimliğine bürünmüştür ve bir efsane gibi halk arasında dillerde dolaşan hikayelere konu olmuştur. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'dan doğan biricik kızına Mihrimah adı verilmiştir. Farsça güneş anlamına gelen mir ve ay anlamına gelen mah adlarından oluşan mürekkep bir ad verilmiştir. Kanuni'nin el bebek gül bebek yetiştirdiği ve nazla büyütülen kızı Mihrimah Sultan dünya güzeli bir kızdır artık. Öyle rivayet edilir ki Mihrimah Sultan sarayın baş mimarı olan Sinan'a Üsküdar'da bir cami yapmasını sipariş eder. Bunun üzerine Sinan Mihrimah Sultan adına İskele Camisi de denilen eseri inşa eder. Ancak bu vesileyle Sinan gönlünü padişahın biricik kızına kaptırır. Ne var ki Sinan'ın büyük aşkı Mihrimah Sultan'a Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa talip olur. Bu haber bir anda halk arasında hızla yayılır. Ve kulaktan kulağa dedikodular dolaşır. Zengin fakat cimri olan Rüstem Paşa Ayrıca Mirimah Sultan'a göre de yaşlıdır. Dahası Rüstem Paşa cüzdem hastalığı vardır. Yayılan bu dedikodular Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı kulağına kadar gider. Kızı Rüstem Paşa ile evlendirmek isteyen Kanuni'nin yayılan bu dedikodular canını çok sıkar. Paşa'nın cüzdanlı olup olmadığını öğrenmek için sarayın başhekimini Diyarbakır'a gönderir. Beylerbeyi olan Rüstem Paşa'yı muayene eden başhekim Paşa'nın kaftanında bir iki bit bulur. cüzzamlarda bit olmayacağı için durum aydınlanır. Böylece Rüstem Paşa vezir-i azamlığı atanır ve mihrimah ile evlendirilerek padişahın damadı olur. Hikaye doğru mu değil mi bilinmez ama bir şairin söylediği beyit bu rivayetin doğruluğunu ima etmektedir. Kaynaklarda geçen iki dizelik beyit Şöyledir: Olunacak bir kişinin bahtı kavi taliyar, kehlesi dahi mahalinde anın işe yarar. Yani adamın üzerinde bit çıksa yerine göre işe yarar. Bu yüzden Rüstem Paşa'ya kehli itibar veya kehli ikbal lakabı verilmiştir. Bu da itibar veya ikbal kazandıran bit anlamına gelmektedir. Kanuni kızı Mihrimah Rüstemle evlendirince Sinan'ın aşkı içini kavurmaya devam eder. Üsküdar Mihrimah Camisinden 14 yıl sonra Sinan ikinci bir cami siparişi daha alır. Sinan sevdiği ve gönlünün sultanı kabul ettiği Mihrimah'ın bu seferki siparişi için işe koyulur. Ona İstanbul'un bir başka yüksek tepesini seçer. Edirne Kapı'da Surun dibinde Adeta inzivada olan bir yerde karar kılar. Gözlerden uzak, yalnız ve ıssız bir semte. Mihrimah Sultan için ölümsüz bir eser tasarlar. Caminin dört taraftan ışık alan yüksek kubbesi bütün yapıya egemen olan bir konumdadır. Anıtsal kubbenin asaletli duruşu ve yalın güzelliği Mihrimah Sultan'ı simgelemiştir. Yanında sadece nöbet tutarcasına bekleyen bir yalnız minare vardır. Bir benzeri olmayan bu tasarımda Sinan'ın gönül sultanına karşı duyduğu aşkı dile getirdiği rivayet edilmektedir. Bu aşkı ayrıca caminin iç dekorasyonunda da ifade eder. Sinan renkli kalem işi ve alçı bezemelerde de mihrimahın yazmasının oyalarını yansıttığı söyleniyor. Yine rivayet ediliyor ki gece ile gündüzün eşitlendiği 20-22 Mart tarihlerinde Edirne Kapı Camii'nin süliyetinin arkasında güneş batarken Üsküdar'daki caminin minareleri arasında ayın doğuşu görülür. Efsaneye meraklı olanların muayelesi daha da geliştiren bu söylencelerde Mirh Güneş ile Mah Ay'ın aynı anda görünmesinden dolayı Kanun'un kızına Mihrimah adını verdiği anlatılıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.